Evet, değerli YouTube severlerim, bugün de sizi görmüş olduğunuz bir zirveden yayın yapıyorum. Bulunduğumuz yer Ordu'yla İkizce Ağaca Kalesi'ndeyiz arkadaşlar. Burada kaleyi göstereceğim size, manzarasından başlayarak gösteriyorum. Şurada bir kalenin bir kapı girişi daha var. Orada şurada küçük bir kale daha var arkadaşlar, şu yerde. Muhtemelen o yerin altından ayrı bir giriş var. Buradan çıkış, oradan da giriş olan bir konumda. Ve o hat boyunca, şu kalenin arkası boyunca savunma yeri var. Ta ilerideki gördüğünüz kayalıklara kadar gidiyor. Bulunduğumuz yükseklik çok büyük bir yerde. Yükseklikteyiz aşağıya doğru. Arkadaşlar, Dere Vadisi ta aşağıda yerde. Arka tarafımı da göstereceğim. Arka tarafım Terme tarafı kalıyor arkadaşlar. Ünye şu istikamette kalıyor. Evet, şurada arkadaşlar böyle gene bir yer yapılmış durumda. Bir oda gibi gördüğümüz. Kalenin inşaat başlamış. Arkeologlar çalışıyor arkadaşlar. Bakın, toprak katmanını aşağı indiriyorlar. 1, 2, 3 katman aşağı inmişler. Şurada arkadaşlar merdiveni var. Merdivenle şöyle çıkılarak şurada su savakları mı diyeyim, yemek depolama yeri mi diyeyim, ne amaçlı kullandıklarını pek algılayamadım ama 6 tane kocaman devasa oyukları var arkadaşlar. Şöyle şu yeri gösterdikten sonra bakın, bir tanesini göstereceğim, hepsini gösterme durumum olmayacak. Çünkü ürkütücü, insanın sesinin nasıl yankılandığından anlayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, şuraya bakın. 30 metreden fazla, genişliği de 10 metreden geniş arkadaşlar. Su yansıyor şu anda. Daha aşağıda biraz daha derinliği daha var. Ne amaçlı kullandıklarını bilmiyorum. Ama şöyle bir kanallar da var. Şu şekilde bakın, şurada kanal tarzında işler de yapmışlar. Evet, o zamanki insanların kafası nasıl çalışıyor bilmiyorum. Kapı girişi şuradan arkadaşlar. Şimdi oraya da geçeyim. Şurada bir odası daha var. Evet, bakın arkadaşlar. Şurada birinci oyuk, ikinci oyuk, üçüncü oyuk var böyle. Burada yalnız çift arkadaşlar bu oyuk. Bu oyukla bu oyuk birleştirilmişler. Bu yerde. Bakın, burada bir tane daha var. 5. Bir tane de arka yönde var arkadaşlar. Şöyle dolandırayım size. Şurada var arkadaşlar, küçük olmak üzere. Evet. 6. oyuk arkadaşlar. Böyle 6 tane oyuk var. Ve şöyle bir manzarası var arkadaşlar. Şu anda batı yönü. Terme tarafı şu tarafta kalıyor arkadaşlar. Ve burayı da onarmaya başlamışlar. Arkadaşlar şöyle ben ineyim. Buradan. Kalenin surları da müthiş. Evet arkadaşlar. Şöyle kapı yeri. Şurada da bir odası var. Artık böyle küçük bir oda şeklinde bir yeri var. Kalede ve aşağıya inip kapıdan geçiyoruz. Kapıdan geçerken kapının bu yerlerinde arkadaşlar demirlerin takıldığı yerler var. Bakın şurada ve şurada. Buradan iniş biraz zor böyle. Arkadaşlar, kapı girişindeyim şu anda. Evet, aşağıya doğru iniyoruz. Dikkatli bir şekilde inmek lazım. Tehlikeli çünkü. Evet. İlk zorlu engeli açtık. Şuradan devam ediyoruz. Kalenin hakim olduğu ova, dere yatağı arkadaşlar. Diğer kalenin kapı girişi şurada. Şu tarafta. Şu tarafta da bir kayalık yer var arkadaşlar. Birbirleriyle bağlantısı vardır ama kale olduğunu zannetmiyorum bu tarafta. Çok geniş bir yolu var. Demek ki büyük bir medeniyet yaşamış burada arkadaşlar. Şurada dikkatimi çeken
Bir olayı daha vardı, onu da göstereyim. Sonra bu yoldan aşağıdan da bir manzarasını göstererek kapatayım. Şurada şöyle delikler var arkadaşlar, ne işe yarıyorsa. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, şu tarafta da varmış arkadaşlar 6, şurada da var bakın 7, şurada da var 8. 8 tane böyle tepede, kalenin şu tepe yerinde, şöyle manzarasını da göstereyim, Türk bayrağının dalgalanışıyla birlikte. 8 tane kuyu var arkadaşlar. Kuyu gibi. Belki de atlarımı suluyorlardı, ne yapıyorlardı bilmiyorum. Aklıma gelen ilk oldu. Şöyle yolu da bakın arkadaşlar, çok geniş. Oraya girmek istemiyorum arkadaşlar, çok fazla geniş değil, daracık bir alan. Yeşillik biraz çırtılık olmuş, fındık bahçesine dönmüş. Ama kayanın şu güzelliğini göstermesem olmaz herhalde. Evet. Şöyle. Bakın arkadaşlar, yolun genişliğine bakın. Çok geniş bir yol yapmışlar. Aşağıdan yukarıda kale heybetli gözüküyor. İşin açıkçası. Bakın burada hemen gene bir kot farkı oluşuyor. Evet. Durdurayım, biraz daha aşağıdan açayım ve oradan yayınıma devam edeyim arkadaşlar. Evet. Yolda yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar. İleride kişilerin kazları, kalenin görüntüsü arkadaşlar. Diğer açıdan şöyle bir görüntüye sahip. Evet, buradan küçücük bir şeye benziyor ama yanına çıkınca devasa bir şey oluyor. Evet, yoluna bayıldım yalnız, harika. Çimenli gene, yan tarafı taşlı. Evet. Dolunay da varmış. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar, hoşça kalın.